Ya bir Parti burada çıkar çok büyük. telefonunu diyen dayılar muhabbetini bile işin içine kurgu da katarak milletin önüne, ağzına, aklına soktular. Sanki böyle bir Evet, ya. zihniyet varmış AK Parti tabanında gibi. Ama mesela Evet, ben işte. çevremde çok CHP'li insan var. Sosyal medyada da karşılaşıyorum. Oturuyorsun, kültür, sanat, ekonomi ve dünya hakkında 3 dakikadan fazla tartışamıyorsun. Bildikleri 2-3 tane cümle var. Yargıladıkları birkaç nokta var. Sadece bunları söylüyorlar. Ben inanmıyorum evde kütüphanelerinde iki kitap olduğuna bile. Ama şöyle bir algı var. Yani AK Parti seçmeni işte nedir? Yobazdır, bilmez, araştırmaz. Sadece karnını doyurmakla mükelleftir gibi düşünüp ya çıkart telefonunu falan filan köylü bir kesimdir gibi algılıyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Onları araştırıyor ve çağdaş olarak görüyoruz. Aslına bakarsan bence olay tam tersi. Ya burada şunu gördüğümüz zaman Tayfun'um, şimdi Anıtkabir'in bayrak ipi dikildi diye gazetede haberler vardı. Düşün, üretilen tek şey bayrak ipiydi. Anıtkabir'in bayrak ipini Türkiye üretiyor diye sevinçle gazeteye haber yapıyorlardı. Şimdi İHA SİHA'ları beğenmiyorlar. Şimdi yapılan Altay tankını beğenmiyorlar. Şimdi Atak helikopterini beğenmiyorlar. Şimdi milli piyade tüfeğini beğenmiyorlar. Şimdi yapılan barajları, şimdi yapılan duble yolları, şimdi yapılan hastaneleri, şehir hastanelerini beğenmiyorlar. Onlar alternatif şehir hastanesi yapıyorlar. Kartondan oluşmuş oyun şeyi gibi, yani benim kardeşimin oynamayacağı oyuncaklar gibi oyundan hastane yapıyorlar. Bunların anlayışı bu kadar. Ama ne yapıyor? Algı yönetimi yapmak için sokak röportajlarını banka, hani bize diyorlar ya işte bankamatikçi. Bizim ne bankamatik? Biz burada AK Parti'yi eleştirdik deminden beri. Az önceden beri diyoruz ki Yani. ulaşamıyorlar, gelemiyorlar diyoruz. Ama ne yapıyor adam? İlave TV gibi pek çok kanalı Say destekliyorlar. say Bunlar ortaya bitmez çıktı. bunlar. Bunlar bankamatik Bir sürü. faresi olmuşlar. Biliyorsun bu söylemi de. Evet, yani burada AK Parti'nin gençlere ulaşabileceği yolları görmesi gerekiyor. Bak, önemli bir örnek vereyim sana. Cumhurbaşkanı Başakşehir Şehir Hastanesi'ni açtığı gün Ekrem İmamoğlu'da bir fotoğraf paylaşmıştı. Kedi severken olması lazım. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne attığında Cumhurbaşkanı fotoğrafı 100 bin küsur beğeniydi. Aynı anda paylaşmışlardı. Ekrem İmamoğlu'nun 180 bin beğeniydi. Şimdi gençler böyle şeyleri seviyor. Kedi sevecek, efendim herkesi kucaklayacak, bilmem ne yapacak diye. Geçen de herkesi kucaklayacak derken Nur Sürer diye bir kadın Selahattin Demirtaş güzellemesi yapıyordu, bir tane oyuncu. Selahattin Demirtaş herkesi kucaklıyor diyordu. Ben de orada şunu söyledim. Herhalde canlı bomba olarak artık kimler kucaklıyor onu mu soruyorum, yani merak ediyorum. Bunların kucaklama anlayışı ne, onu merak ediyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu da Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğenen bir siyasetçi, biliyorsun. Çizgisini Tabii beğeniyordu. canım, artık bilmeyen yok yani. Selahattin Demirtaş özgür kalmalı. İşte Kavala'nın içeride ne işi var gibi gibi. Bunlar içeride terörü ve teröristi destekleyen, sevicisi olan herkesin özgür kalması taraftarı. Bunlara kalsa bu Ya memlekette hapishane de kalmayacak. bunlar şöyle bir işte şey var. Bunlar gençlere anlatılması gerekiyor. Şimdi gençlere anlatamıyorsun. Selahattin Demirtaş HDP APO'nun projesidir diyor. APO'nun heykelini dikeceğiz diyor. Ya kundaktaki bebeklerden de mi utanmıyorsunuz siz? Değil mi? Mehmetçiklerimizi, polisimizi geçtim. Kundaktaki bebekten, Aybüke öğretmenden de mi İşte utanmıyorsunuz? geçmiş Ama hafızamızın güçlü aynı olması yerde. kanaatindeyim. Hendek olaylarından tutun da Türkiye'nin son 30-40 yılını bir gecede silen bir nesil mi geliyor? Korkmakta haklı Ya mıyız? haklısın, korkmakta kesinlikle haklısın ve korkmalıyız da. Kesinlikle korkmalıyız. Çünkü gençler burayı şöyle zannediyor. Sanki burası Finlandiya'dı, sanki burası Norveç'ti, sanki burası İsveç'ti, İsviçre'ydi. Sanki haberlerde bundan 25 sene önce fok balıkları çiftleşmiş, ikiz doğurmuşlar haberleri vardı. Sanki böyle bir ülkeydi. Sanki affedersin ardımızda Suriye yok, bir tarafımızda Doğu Akdeniz yok, Kıbrıs meselesi yok, Ege kayalıkları yok, Ege Denizi yok, bir tarafımızda Yunanistan yok, kuzeyimizde Rusya ayısı yok, öbür tarafımızda Avrupa devi yok, bilmem ne yok. Bunlar yokmuş gibi, biz hiçbir şeyle uğraşmıyormuşuz gibi, sanki çakılı birçok çivimiz varmış gibi. Gençler bunları biliyordu. Gençler sanki sanıyor ki bu ülke Finlandiya'dı. Sanki burası İsveç'ti. AK Parti geldi. İşte enflasyon arttı, bilmem ne yaptı. Ya enflasyonun %7 binleri, bilmem ne rakamlarını bu insanlar gördü. IMF'den para dilenen, hatta deprem olduğu zaman 99 depreminde alınan paraları, toplanan paraları memurların maaşlarını ödemek için, emeklinin maaşlarını ödemek için kullanan Ecevitleri gördü bu ülke. Ama şimdi efendim birazcık soğan fiyatı arttı, birazcık patates fiyatı arttı. Çanakkale'deki dedelerimizi anlatırken gözlerimiz doluyor. Efendim orada hoşaf İşte o yiyorlardı, zaman o tahıl ekmeği timsah yiyorlardı diye. gözyaşı oluyor. Gerçekçiliğini Öyle, yitiriyor. öyle. Ama işte lafta bunların şeyi. Zaten bunların iki taraflı, iki yüz olmasının sebebi de şuradan kaynaklıyor. Bak mesela şehitlerimiz olduğu zaman Eren Bülbül'le ilgili bakarsan Ekrem İmamoğlu bir şey paylaşmıştır. Mansur Yavaş bir şey paylaşmıştır. Ama aynı Ekrem İmamoğlu HDP'li belediyeler PKK'ya destek oluyor diye onların yanına koştuğunu, bunlar unutulmaması gerekiyor. Kesinlikle. Gençlere bunların aktarılması gerekiyor. Ama artık
sol ve marjinal gruplar o kadar çok algı yönetimi yapmaya başladılar ki, hatta şimdi gençlerin mesela en sevdiği partilerden biri tip olmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi işte, Barış Yarkadaş diyecektim, neydi o Barış, vardı ya bir tanesi, ismini unuttum. Tip Türkiye İşçi Partisi'nden Barış diye bir milletvekili var. Bilirler, yorumlarda da görebilirsiniz. Evet, evet, evet. Onları işte Erkan denen genel başkanlarını en iyi konuşan, en iyi şey yapan, ya polisimizi sevmeyen, Mehmetçimizi sevmeyen tipler bunlar. Polisimize mukavemet eden, polisimize saldıran. Mesela şu anda Türkiye'nin faizle vermiş olduğu bir mücadele var. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan biz anlıyoruz ki, yani 6 aylık bir sürece yaydık. 4-5 ay içinde bir düzelme olacak. 6 ayda da meyvelerini toplayacağız diye bir planlama var. Ve Türkiye'nin, ya gerçekten şuna dikkat, defalarca kez çektim. Yine söylemek istiyorum. Yani 18 ay sonraki seçimi düşünen birisi gerçekten bu hareketleri yapmaz. Ama ülkesinin 30 yılını, 100 yılını düşünen birisi gerçekten bu hareketleri yapar. Aslında kendi ayağına sıkmış oluyor bir nevi baktığımızda. Ama sen buradan Türkiye'nin geleceğine dair bir takım çıkarımları sosyal medya platformlarımızda, YouTube hesaplarımızda, Twitter'da falan paylaştığımızda ne oluyor? Biz hayalperest oluyoruz. Ne oluyor? Biz troll oluyoruz. Olmadığımız hiçbir şey kalmıyor. Ne yapacağız abi? Asıl, sizin gibi geriye mi bakacağız? Kafamızı kuma mı gömeceğiz? Asıl bize bu noktada yobaz diyenler, asıl yobaz onlar. Biz geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Hem inancımızla geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Hem ileriye, ahireti düşünüyoruz. Hem normal lidere bile baktığın zaman 40 yıl sonrası 2071 vizyonu koymuş adam. 2071 kendi yaşamayacağı zamanı. Yani kendisinin hayatta olmayacağı zamanı, Allah hayırlı uzun ömür versin. Ama o zamana vizyon koyun. Bak, bu çok önemli bir şeye değindim. Bu faiz meselesi çok önemli. Şu anda dünyada sanki çok büyük bir bolluk varmış gibi. Bak, bu kardeşin 30'a yakın ülke gezdi. Sen biliyorsun. Bir sürü ülkeye gittim. Avrupa'nın tamamı yakını gittim. Avrupa'da zengin çok zengin, fakir çok fakir. Bunu görmüyorlar. Orada çok işte muhteşem hayatlar varmış gibi. Burada da gerçekten bana söylediğim zaman kızacaklar ama ciddi manada iş beğenmemezlik durumu da var. Bak, orada mesela git bir McDonald's'a bilmem nereye, işçi olarak üniversite mezunu görür, çok fazla görür. Burada bir çalışmaya başlayayım da hele basamak adım olarak atayım diye. Kullanırlar oraları ve çalışırlar ama görür. Hayalleri vardır. Ama tabii bizim burada çıktığı zaman sanki en büyük CEO olacak. Hemen CEO olacak. Hemen işte sanki şirketin başına geçecekmiş gibi böyle hayallere kapılan gençler var. Ama tabii bu hayalleri kötülemiyorum. Kötü de görmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı öyle bir hedef koymuş ki Türkiye'ye. Gençler de artık bunları görüyor. Buna göre hareket etmeye çalışıyor. Ama bunların tabii gençlere iyi yansıtılması gerekiyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi gösterilmesi gerekiyor. Artık gençler için duble yollar önemli değil. Artık gençler için şehir hastaneleri önemli değil. Olması gereken, önemli olması gereken şeyler önemli değil hale geliyor. Evet. Çünkü öyle bir manipüle, öyle bir sosyal medya algısı yönetiyorlar ki maalesef Türkiye'de yapılan şeyleri kimse görmüyor ve nankörlük had safhaya çıkmış durumda. Bunun içerisinde sokak röportajlarıyla bunu yapıyorlar. Meclisteki kürsüde bu konuşmalarla yapıyorlar. Efendim siyasetçisinden bilmem nesine. Hepsi bir olmuş. Bunu uyguluyorlar. Ama burada tabii şu çok eksik. AK Parti camiası konvansiyonel medyayı çok önemli zannediyor. Ama YouTube gibi, Twitter gibi, Instagram gibi işte sosyal medyanın gençleri ne kadar etkilediğini maalesef görmüyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben buna 3 İ diyorum. İcraat, imkan, iletişim. Bak, bunlardan biri olmadıktan sonra hatta en önemlisinin de iletişim basamağı olduğunu düşünüyorum. Bunu 3 bacaklı bir sandalye olarak düşünebilirsin. Herhangi bir bacağı olmadığında bu sandalye devrilmek zorunda. Üzerinde oturan düşmek zorunda. Ama bakın, şu anda mesela hastane yapıyorsun, iyi güzel, ama bu hastanenin gençlere ne denli faydalı olabileceğini, gençlere ne denli iş imkanı sağlayabileceğini, sağlık konusunda aslına bakarsan dünyada çoğu insanın ulaşamadığı imkanlara bizim ulaşabiliyor olduğumuzu anlatmakta biz güçlük çekiyor. Ve aşılması da maalesef çok zor gözüküyor şu etapta. Bunun için de yoğun bir çalışma lazım. Burada bir kişinin, iki kişinin, sen ben gibi birkaç gencin mücadelesi gerçekten anlamlı. Kıymetli görüyorum ama yeterli mi bana sorarsan değil. Kesinlikle yeterli değil. Burada topyekun bir mücadele şart. Yani ben bu kadar iletişim başkanlığı var, tanıtım medya başkanlığı var vesaire. Bunların iyi bir şekilde gençlere özellikle yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani karşımızdaki cena öyle bir cena ki aynı gün içerisinde söylediğini yalanlayan bir cena. Bunlara karşı mücadele etmek de kolay olmuyor. Çünkü aynı gün söylediğini yalanlayan, şehir hastanesiyle ilgili örnek verdiğimiz zaman işte şehir hastanesinden önceden... Bir kere kural yok ya yani. Yok. Bir savaş yani hukuku bir etik anlayışı yok. Bir etik anlayışı yok. Mesela işte şehir hastanesiyle ilgili daha önce yapılmasın israftır diyen kişi daha sonra ben bunu demedim, şehir hastaneleri iyidir diyor. Yani böyle bir kafa yapısına, anlayışa sahip bir muhalefet anlayışı var.
Hani Allah'ım 8 milyar insan var. Efendim kıtalar var. Bir sürü bölge var. Bize gele gele Kemal Kılıçdaroğlu gibi ana muhalefet lideri nasip oldu. Bu da bir imtihan Tayfun. Bu da bir imtihan. Yani öyle. Bu imtihanla da yani maruz kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani hayat yani tabii böyle bir lider geldi. Yüzyılda bir gelen lider başımıza geldi. Yüzyılda bir gelecek bir muhalefet de yine başımıza geldi. Aynı döneme denk gelmiş. Yine başımıza geldi. Aynı döneme denk geldi. Yani ona şaşırmıyorsak buna da şaşırmayalım mı diyorsun? Kesinlikle. Aynen öyle.